efendim ne desem boş. Hülya Koçyiğit demek yeterli. Altını siz doldurunuz. Çünkü her bir Türk ailesinin kendisine göre bir Hülya Koçyiğit'i var. Onun için bunu size bırakıyorum ve ben sadece ve sadece hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ne güzel sizi ağırlamak, sabah sizinle birlikte olmak. Çok iyi gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Mor yakışmış. Şöyle bir bakalım efendim. Teşekkür ederim. Zaten bir şeyin yakışmaması mümkün değil. Nasıl bu kadar sevilmek? Bir röportajınızı okudum. En son röportajlarınızdan biri. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum demişsiniz. Biliyordum. O lafın gelişi gerçekten sevildiğimi, sevgiden de öte saygı gördüğümü yaşıyorum, yaşayarak görüyorum. Bu olağanüstü bir duygu. Bu yılların bir adeta armağanı benim için. Verdiklerimin karşılığını almak gibi. Çünkü ömrüm boyunca çalıştım. Çok severek çalıştım. Mesleğimi çok sevdim. Benim için adeta tutku gibiydi. İbadet eder gibi yaptım işimi. Ve o dürüstlük, o samimiyet, o içtenlik, o istikrar bir güven duygusu getirmiş insanlara. O güvenilmek, sayılmak şimdi çok hoşuma gidiyor tabii ki. Ne güzel. 40 fırın değil 150 fırın ekmek yemek gerekiyor. Herhalde yeni dönemde faaliyet gösteren ve çok sevilen sanatçılar var ama kalıcı evet. olmak için. Gerçekten bir kere her şeyden önce dürüst olmak gerekir. İçten ve mesleğini inanarak icra etmek gerekir. Halka karşı saygılı olmak gerekir. Tevazu hiçbir zaman elden bırakmamak gerekir. Hep kalitenin, daha iyisinin peşinde olmak gerekir. Ben kendimi öyle görüyorum. Yani bir yaptığım, bir önceki yaptığım, bir sonraki yaptığım çelişmiyor. Yani o daha iyisini, daha mükemmelini aramakla geçti. Herhalde öyle. Her işte öyle değil mi? Sadece sağlığınız nasıl bu arada Hülya Hanım? Ben kendimi iyi hissediyorum. Zaten çok başında yakalanmış bir kanser benimki. Kanser hastalığı böyle ismi çirkin geliyor ama aslında tedavisi mümkün olan bir hastalık. Bunu göz ardı etmemek lazım. Erken teşhis olabiliyorsa, yani sağlığımızla ilgilenmemiz lazım hepimizin. Erken teşhisi olan kanserlerin mutlaka tedavisi var. Benim de böyle bir tesadüf yakalandı ve hemen ameliyat olursam... Nasıl tesadüfen yakaladınız? Kontrolde miydiniz zaten Hülya Hanım? Ben bir kaza geçirmiştim. O kazanın neticesinde çok sırt ağrıları çekiyordum. İşte röntgen çekildi. Röntgenden sonra tomografi daha uygun olacak dediler. Tomografi çektikleri zaman akciğerde bu nödüle rastladılar. Küçücük. Peki bir, röntgende gözüktü mü o? Röntgende gözükmedi ama tomografide tabii gözüktü. Ameliyat olursam hemen o parça oradan alınıp daha sonra hayatıma hiç olmamış gibi devam edebileceğim söylendi. Ve nitekim de kemoterapi olmama gerek kalmadı. Harika. Çünkü ameliyatla alındı o ciğerin bir parçası alındı. Neticede ciğerin bir parçası gitti. Velhasıl oldukça kritik bir şeydi ama çok şükür şimdi çok iyi hissediyorum kendimi. Ve o dönem eşiniz ve sizin fotoğraflarınızı hatırlıyorum. Ya. Sevginin iyileştirici gücü var mı gerçekten? Var, var gerçekten. Sevginin öyle büyük bir gücü var ki onun karşısında hiçbir şey duramaz. Yani dağları bile deler geçer işte nitekim nice hikayeler vardır öyle. Sevgi en büyük güç, en büyük moral, büyük bir enerji, güven duygusu, başarabilirim, yapabilirim, ben bunun üstesinden gelebilirim. Çünkü dayandığım bir güç var. Bu muhteşem bir duygu. Sevgisiz hayat zaten mümkün değil, yaşanmaz. Peki size ilk kansersiniz dediklerinde kolay bir şey değil bu. Ne hissettiniz? Korktunuz mu? Endişelendiniz mi? Aslında
çok enteresan bir şey. Benim kızım 2 sene önce göğüs kanseri oldu. Onu duyduğum zaman büyük bir isyan, yani gayri ihtiyari isyan ettim. Yani neden ben değil de benim evladım? Niye benim evladım diye. Daha sonra benim yüzüme siz kansersiniz dedikleri zaman hiçbir reaksiyon gösteremedim. Çünkü adeta ben davet ettim, ben bekledim. Onun için kabullendim, sadece kabullendim. Tedavisinin mümkün olduğunu öğrendikten sonra tabii ki daha huzurlu oldum. Ancak ameliyat fobim vardı benim. Çok büyük bir korkum vardı. Narkoz almaktan mı korkuyordunuz? Narkoz almaktan korkuyordum. Sonra uyanamamaktan, bu böyle evet, bir risk. Evet, böyle bir dolayı. Bilmiyorum nereden böyle bir duyguya kapılmışım. Çok ender halbuki narkozdan evet, uyanamamak. Evet, evet. Ama böyle bir içimde böyle bir şey. Ve hatta Selim'in de çok canını acıtmışım. Selim'ciğim demek ki buraya kadar ben giriyorum çıkamayacağım gibi laflar etmişim ona. Hay Allah. O da onu unutamıyor ve her defasında onu hatırlatıyor. Yani bu hayatımdaki en acı anım oydu diye. Neyse yani korktuğum gibi kaç olmadı. Kaç saat sürdü ameliyatınız? Bayağı bir sürdü galiba 2-3 saate yakın sürdü. Peki yani hatırlamak bile istemiyorum şimdi artık. Ama şimdi geçti mi o geçti, korku? Geçti çok şükür. Çok güzel. Artık yani inşallah bir daha ameliyat olmak mecburiyetinde kalmam ama mecbur olunca insan her şeyi yapıyormuş. Ne kadar sıklıkla kontrol edildiler? 6 ayda bir artık. Bir. Çok sık değil artık 6 ayda bir. Çok güzel. Peki geldi geçti inşallah. Tamamıyla geçti inşallah. İnşallah hiçbir şey kalmadı. Hepimizin hem sizi çok seven bizlerin hem de tüm Türkiye'nin gerçekten ortak arzusu buydu. Öyle bir şey oldu ki oğlum. Ben bir tek şey söyledim o korkuyla yani canımdan böyle ne olur benim için dua edin diye söylemek geldi içimden ve o öyle bir karşılık buldu ki bütün Türkiye, seven, sevmeyen, tanıyan, tanımayan. Çünkü Hülya Koçyiğit deyince insanların hafızalarında ya da yüreklerinde bir ortak bir değerleri var. Şaka değil, 50 küsur senelik bir birikim var, bir kişi var. Ve herkesin dua ettiğini hissettim. O bana büyük bir böyle huzur ve enerji verdi ve böyle bir ameliyata girerken sanki böyle bulutların üstünde gidiyormuşum gibi o kadar rahattım. Ve inanıyordum iyileşeceğimi, hissediyordum o enerjiyi. Bu da çok önemli bir şeymiş. Gerçi bir sürü bu konuyla ilgili kitaplar okuyoruz ama sadece kitap okuyordum ben. Bu kadar yaşamamıştım. İlk defa olarak şiddetli bir şekilde duanın gücünü yaşadım. Çok büyük bir güç verdi bana. Çok önemli bir şey bunlar. Kızınıza nasıl söylediniz? O ne hissetti? Çünkü o da bu süreçten kızım, geçti. Kızım bana nazaran duygularını daha içinde tutabilen, çok duygusallığını dışa vurmayan bir yaratılışı var. O hemen yani bu tedavi edilebilen bir şey, ameliyat olursan bunu çok çabuk başaracaksın. İşte ben ihmal ettim, o yüzden benim tedavi sürecim bayağı uzun sürdü. Sonra ameliyat olmak zorunda kaldım. Anne, şükredelim, Allah'a şükredelim ki çok başında. Şimdi böyle ameliyatla kurtulacaksın, o beni çok güzel teselli etti. Ve İnsan karşısında böyle birini görmek istiyor değil mi? Ağlayan güçlü. Ah vah diyendense bu daha hani toparlayıcı ve evet yapabiliriz. Oğlum çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Gülşah'ın uzun bir tedavi kemoterapi süresi oldu. Ve benim duygusallığımdan etkilenmemek için anne lütfen sen tedavilerime gelme. Öyle mi? Çünkü çok iyi biliyor ki ay evladım canım ben ay evladım öyle bu ay zaman diyeceğim orada morali bozulacak. Onun için sen gelme anne demiştim. Ve gitmediniz mi? Gitmedim. Gitmedim. Torunlar? Onlar tabii onlar annelerinin başındaydılar hep. Sizle? Benimle size de. Size çok düşkünler çünkü bana da biliyorum. İkisi de çok düşkün. Onlar ameliyat olduğum memlekete gelmeye kalktılar. Onlara zor engel oldum. Neyse. Sonra Türkiye'de kavuştuk. Torunlarınız ne kadar hoş,
havalı ve popülerler. Çok hoşlar gerçekten. Çok güzeller. Çok yani güzeller. Siz zaten Türkiye'nin gelmiş geçmiş en güzellerindensiniz tartışmasız. Kızınız size çok benziyor. O da çok güzel ama üçüncü kuşak da mı bu kadar üçüncü güzel olur? Valla öyle. Bu kuşak müthiş. Hem zekiler hem çalışkanlar hem zekaları çok yukarıda. Hem güzeller. Çok güzeller mi? Ama sizinkiler de ayrı bir güzel. Hem aslı sadece şah, benim hem... değil ama bakıyorum Türkiye'de güzel. Bayağı genç nesil çok güzeller artık. Ve size çok düşkünler. Çok şükür. Ara ara dedeye de çok düşkünler mesela. Bence dedeye biraz daha çok düşkünler. Olabilir. Dede onlara karşı bütün zaafını açık açık gösteriyor. Dolayısıyla onlar da dedeyi görüyorum. Daha çok seviyorlar. Dede torun ara ara yemeğe çıkıyorlar. Bakıyorum Hülya Hanım nerede diye böyle. Öyle evet. Etrafıma. Yok ya. Hülya Hanım, dede torun beraber yemekteler. Gerçekten. Öyle bir rutinleri var onların baş başa. Çok güzel. Sık sık böyle aile bir araya gelebiliyor musunuz? Toplanabiliyor musunuz? Aile. Çok ama, büyük aile. Çok şükür. Hepimiz bir arada olmaktan çok keyif alıyoruz. Gerçi biraz kakofoni oluyor. Herkes kendinden bahsediyor. Ama o muhabbet, o bir arada olmayı istemek, bir arada olduğun zamanki anları keyifli anlar olarak yaşıyor olmak çok güzel bir şey. Zaten Türk insanı demek aile demek. Aile bizi bir arada tutan en büyük gücümüz. Dolayısıyla bizim de tercihimiz hep aile olmak. En büyük dostum kızım diyorum. Kızım diyor ki en büyük dostum annem. Çocuklar için de aynı şey. Tabii ki çok geniş çevreleri var, çok arkadaşları var ama bizimle paylaştıkları zamanları onlar da değerli olduğunu farkındalar. Bize de fark ettiriyorlar. Onun için güzel bir şey. Aslında yuvayı dişi kuş yapar tabiri sizin için doğrudur ama. Ne kadar doğrudur. Ama sizin için de gerçekten söylenebilecek bir şey. Bu kadar popülersiniz, bu kadar ünlüsünüz. Hem geçmişte hem günümüzde bu kadar beğeniliyorsunuz ve seviliyorsunuz. Sağ ol bir evlilik yapıyorsunuz ve o evliliği hiç rencide etmeden senelerce sürdürüyorsunuz. Çok şükür. Ailenizle çok göz şükür. Önündesiniz, ailenizle takdir topluyorsunuz. Hala duruşunuzla, kalitenizle, saygıdeğer kimliğinizle. Bu o kadar özel bir şey ki boşuna Hülya Koçyiğit olmuyor. Sağ ol oğlum, çok teşekkür ederim. Mahcup ediyorsun beni. Bunun formülü nedir? Aileyi ön planda tutmak mıdır? Benim için öyle. Ben her şeyden önce ailemi öne alıyorum. Ondan sonra ben, ondan sonra mesleğim. Gerçekten onlara verdiğim emek, onlarla geçirdiğim zaman, onlar için yapabildiğim özveri neyse yaşamama bir anlam katıyor. Bir neden benim için. Dolayısıyla onların iyi yetişmesi, mutlu olmaları, sağlıklı olmaları için her şeyi yapıyorum, yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Genç anne oldunuz. Şimdi genç anne olduğunuz için bir de torununuzun çocuğunu gördünüz. İşte en büyük. Selim dedi ki piyango piyango çıktı piyango. Bize Hülya diyor. Değil mi? Gerçekten çok büyük bir keyif bu yaşlarda. Büyük bir haz o bir küçük bebeğin size sevgiyle bakması ya da sizden bir şeyler öğrenmek için çabalaması falan. Ay, çok çok keyifli. Torun çocuğu. Bayağı, siz torununuzun torununu da göreceksiniz. Ha, yok inşallah. Vallahi bence öyle. Torununuzun torununu görürseniz aile sizin yoldan giderse, vallahi, erken evlenirse torununuzun torununu ben görürseniz. Ben erken evlendim. Gülşah benden de erken evlendi. O bayağı genç evlendi. Aslı Şah da erken evlendi. Nesli Şah. Çok erken değil. O yine bir 25 yaşını buldu. Biz o kadar biz çok ondan çok önce. 25 yine 25 şimdi. O da genç sayılır ama yani genç. Bize nazaran. Gülşah'la bana nazaran. Günümüz için özellikle çok 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 günümüzde ben gençleri anlıyorum yalnız. Anlamaya çalışıyorum. Henüz daha işte kariyer basamaklarını tırmanırken, giderek zorlaşan hayat şartlarına ayak uydurmaya çalışırken, bir yandan hayatın bugünkü
çeşitliliğini yaşamak varken evlilik ya da çocuk sahibi olmak için çok fazla acele etmediklerini görüyorum. Hak veriyorum aslında. Yani evlilik ve çocuk elbette ki bir gün olacak. Ama biraz da insan kendi hayatını yaşaması gerekir. Ama doğru insanı kendi ayaklarının üzerinde durabilmeyi öğrenmesi gerekir. Hayatla ilgili o kavgası, alışverişi, o çırpıntısının biraz sakinleşmiş olması gerekir. Anne olup olmak için hele çok daha olgun olmak gerekir. Neyse şu an şey dediniz mi? Eğer kız olursa Gülşah, Nurşah falan gibi bir şey koy dediniz mi? Yok, Şah böyle devam etsin. Ya hiç isim konusunda herhangi bir şeyim olmadı benim, önerim olmadı. Koyar mıydı acaba? Bilmem. Hanşah, Gülşah, Nurşah falan böyle. Bilmiyorum. Yalnız Ender damadım. Bir oğlum olursa Dağhan koyacağım adını diye hayal ediyordu. Onun oğlu olmadı. Torunuma bari koysalar bu ismi falan diye başladı. Öyle mi? Evet. Sonra Emir Aras üzerinde karar kıldılar. Zannediyorum Gülşah'ın biraz etkisi oldu isim konusunda. Peki anneannelik mi daha keyifli? Çünkü anneanneliğin, babaanneliğin her şeyi çocuktan daha farklı bir keyif olduğunu söylüyorlar. Gerçek öyle. Yoksa gerçek. Büyük anneannelik mi? Şimdi anneanneliği doya doya yaşadığım için o bana çok tatlı gelmişti. Bu zannediyorum bir kat daha tatlı. Öyle mi? Bir kat daha tatlı. Bu olağanüstü. Aa, ne güzel. Öyle bir yaştasınız ki artık birçok hayatta birçok şey gördünüz, birçok şey yaşadınız. Artık daha hayatın güzel yönleriyle ilgilenmek istiyorsunuz. İşte en güzel yönü elinize, kucağınıza veriyorlar. Türk sinemasına ve bu sektöre damga vurmuş bir isimsiniz ve yine çok sevilen, çok beğenilen bir damadınız var. Engin Altan Düzyatan'dan bahsediyorum. Hem duruşu hem yine tavrı tarzı gerçekten sizin ailenizle çok örtüşüyor. Ama benim asıl merak ettiğim oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Oyunculuğu için benim bir şey söylememe... Soruyor mu size? Soruyor söylememe mu? Gerek yok çünkü gerçekten çok güçlü bir aktör. Olağanüstü güzel bir ses tonu var. Çok da güzel kullanıyor. Çok da başarılı işler yapıyor. Hele bu son diriliş olağanüstü başarılı bir iş. Çok da yakıştı. Çok ona... Cuk oturdu, cuk değil oturdu mi? Yani, değil mi? Çok üstüne evet. Giydiği elbise çok yakıştı. Biz sinemanın genel gidişatından, tiyatrodan elbette ki sohbetler ediyoruz. Ne gördük, nereye gidelim gibi konuşmalarımız oluyor. Ama onun aktörlüğüne herhalde ben bir şey katamam. Öyle düşünüyorum ama çok mütevazi, çok sevgi dolu, ailesine son derece düşkün. Öyle bir insan olduğu için benim de çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok takdir ediyorum. Birlikte bir projede rol almak ister miydiniz? İsterim. Tabii. İster misiniz? Tabii ki isterim. Yani daha doğrusu bir anı olarak, bir değil hatıra mi? Olarak hayatımızın bir döneminde böyle bir şey yapmıştık diyebilmek için. Konuşuyor musunuz? Hiç böyle bir teklif gelmedi mi? Ben yapımcı olsaydım böyle bir teklif muhakkak... Olabilir. Bundan sonrası için olabilir. Diriliş Ertuğrul o kotarılmış bir iş olduğu için orada bana ihtiyaçları yok artık. Belki bundan sonra olabilir. Diriliş Ertuğrul olabilir. Bittikten sonra olabilir. Dönmek istiyor musunuz? Ben de artık bir sinema filmi, dizi yapayım. Yani tamamen projeye bağlı. Yani o sadece yapmış olmak için yapmak, illa televizyonda ben de olayım ya da bir filmim olsun bu sene de ben de bir film çekeyim diye bir çabam yok. Ama öyle bir proje gelir ki hemen benim bu benim olmalı dersiniz. Siz 14 yaşında, Susuz Yaz 16, 15 yaşında Susuz Yaz çektiniz. Ondan sonra güzelliğiniz böyle bir furya, çok çok beğenildiniz. Çok güzel bir kadınsınız. Hala öyle. Fakat teşekkür tabii ederim. Genç kız rolü var, çocuk rolü var, genç kız rolü var, tabii. Anne rolü var, anneanne rolü var. Tabii. Şimdi güzelliğiniz ve hani o
erkeğin peşinden koştuğu kadın rolünüzden anne rolüne geçmek zor oldu mu? Yok, hayır. Dediğin gibi çok genç anne olduğum için zaten anneliği tatmış hazır. Ekranda. Ekran içinde aynı şey. Yani yaşamın aynası zaten ekran. Yani bir kadın o 19-20 yaşında anne olabiliyorsa ekranda da olabilmeli. Çok daha genç yaşlarında 18 yaşında beni mesela Edison'un annesi yapmışlardı. Öyle bir yüzüme çizgiler. Alıştım zaten de 18 yaşından beri anneyi oynuyordum. Evet, anneanne? Anneanneyi galiba anneanne oynamadım galiba. Galiba anneanne oynamadım. Oynadıysanız bile demek şu ki anda o bir şok yaratmadı. Hayır. Zaten ben Gülşah evliliğe karar verdim. Verdik biz evlenmeye karar verdik dediği zaman ben şok yaşamıştım. Çünkü daha lise sondaydı ve yani nasıl olur daha önünde bir eğitim hayatın var şu var mı? İnanamamıştım. Sonra anne oluyorum anneciğim dediği zaman o çok doğal karşılamıştım yani. olmazsa olmaz beklenilen bir şeydi o. Böyle eski filmlerinizi seyrederken bu döneminizde ne hissediyorsunuz, ne yaşıyorsunuz? Hala ben değil de oğlum her girdiğim muhitte bana hatırlatıyorlar. Ne kadar güzel filmlermiş onlar. Ne kadar güzel aşklar, ne güzel insan ilişkileri. Ben niye bugün biz bunları yaşayamıyoruz? Niye bu kadar dürüst aşklar yaşayamıyoruz gibi insanları esef edip o filmlerle teselli avunuyoruz doğru diyorlar. Çünkü onlar da bizim gerçeğimiz. Yani dün bunlar yaşanmaktaydı. Eşiniz size evlendiğiniz zaman ya da sonrasında oyunculuk yapma deseydi ne yapardınız? Ya yazık o. Ben sormuştum ona. Artık iş ciddiye bindi, nişanlanıyoruz, evlilik tarihi aldık ve ben böyle bir gün çekine sordum ona, dedim ki Selim acaba hani evlendikten sonra benim hani çalışmamı istemiyor olabilir misin? Yani sen bana söylemedin ama ben sana soruyorum. Hiç öyle şey olur mu? En büyük hayranım benim seni. Ben seni sinemada görüp de hayran oldum, aşık oldum. Nasıl seni engellerim diye o destek vermişti bana. Hiç, peki yani... sizin zamanınızda da topçu iyi miydi? Değildi. O zaman topçu deniliyordu ve çok da fazla bir değeri yoktu. Aile ne dedi kızım dur hani. Annemle çok büyük bir şok yaşamıştı. Nasıl olabilir böyle bir şey diye. Gerçekten futbol belki o dönemde de popülerdi ama çok daha geniş kitlelere yayılmış bir popülaritesi yoktu. Ailelerin gözünde de hani kızını bir futbolcuyla evlendirmek çok da önemli bir şey değildi o yıllarda. Bu yıllarda çok önemli bir şey. Şimdi o kadar iyi ki onun için konuşuyoruz galiba biraz. Dolayısıyla ilk duyduğu zaman annem de biraz değil bir hayli yadırgamıştı. Daha doğrusu evlilik fikrine şaşırmıştı. Çünkü o yıllarda yine böyle bir inanış vardı. Eğer çok ünlü bir sinema sanatçısı evlenirse kariyeri hayran kaybeder diye. Neyse bizim evliliğimizle böyle bir düşünce yıkılmış oldu hiç olmazsa. Tam tersine hayran kaybetmedim. Ben zannediyorum daha da kazandım. Daha doğrusu her geçen gün bu evliliğe insanların inanmasıyla daha çok desteklendi bizim evliliğimiz. Bence burada meslekten çok galiba kişinin kendisi önemli. Nasıl bir dünyada yetiştiği önemli. Annem çünkü bana öyle demişti. Benim karar verebilmem için önce ailesini tanımam gerekiyor demişti. Ailesini tanıdıktan sonra da Hülya çok haklıymışsın. Çok muhterem bir hanımefendi ve beyefendiyle tanıştım. Birbirlerine aşkla bakıyorlardı, saygıyla bakıyorlardı. Böyle bir yuvanın içinde yetiştiğine göre Selim de babası gibi
bir erkek olmaya çalışacaktır hayatında. Çünkü çocukların hep idolleri, anneleri, babaları ilk önce. Onlar gibi olmak. Dolayısıyla böyle bir evliliği şimdi onaylıyorum filan demişti fakat bana. Fakat şu aile, enteresan geldi bana. Siz bu kadar ünlüsünüz, bu kadar popülersiniz, bu kadar para kazanıyorsunuz, bu kadar hayranınız var. Evlenmek için annenize mi soruyorsunuz? Elbette. Elbette. Öyle. Ya. Evlenmek için annemize soruyoruz. Ya. Seyahat edebilmek için annemize soruyoruz. Yaptığımız işi doğru mu, yanlış mı yapıyoruz diye annemizin gözünün içine bakıyoruz. Onun onayını aldıktan sonra huzur rahatlıyoruz, içinde devam ediyoruz. İşte aile içinde yaşamak, aile değerleri ve buna kıymet vermek de bu olsa gerek. Peki hiç Hollywood hayali kurmadınız mı? Ya da böyle bir adım, teklif eminim ki gelmiştir. Ben öyle bir hayal kurmadım ama böyle bir teklif geldi. Ama bu teklifi değerlendirebilecek ne yaşta, ne tecrübede, ne de durumdaydım. Meksika Film Festivali'ne davet edilmiştik. Orada Amerikalı bir yapım şirketinin görevlileri bir teklifte bulundular. 5 yıllık bir anlaşma yapmak istediler. Bu 5 yıl o stüdyoya bağlı olacağım. Onlar isterlerse filmlerde bana rol verecekler. Ama bu arada beni eğitecekler. Yani eğitimimi üstleniyorlar. Evli miydiniz o zaman? Hayır, evli değildim. Küçüktünüz çok da. Yaşım da çok küçüktü. 16-17 yaşındaydım ve ne yazık ki bu tekliften bir 40 gün önce babamı kaybetmiştim. Ve böyle bir sorumluluklarım vardı kardeşlerime karşı, anneme karşı. Meslek hayatım başlamıştı. Türkiye'de bir anda popüler olmuştum. Susuz Yaz uluslararası bir ödül kazanınca bir anda tanınmıştım falan. Cesaret edemedim, karar veremedim ve daha doğrusu korktum. Yani bir anda böyle uzaklaşacak mıyım ailemden diye. Daha sonraki yıllarda çeşitli vesilelerle bana hatırlatıldı bu. Pişman mısınız diye. Pişman değilim elbette ki. Ama acaba. Ne olurdu yani bir acaba? Bir acaba var kafamda. En azından işte sinema eğitiminden geçmiş olacaktım. Kaldı ki ben tiyatro eğitimi gördüm ama tabii ki Hollywood'da böyle bir eğitim görmek, orada deneyim kazanmak, orada çalışmak birçok şey katabilirdi. Bir Sophia Loren olurdunuz belki. Yok ya, öyle ki hiç kimse öyle bir şey söyleyemez ama acaba diyorsunuz, bilemiyorum. İnsanın ülkesinde sevilmesi, beğenilmesi, takdir görmesi zaten tam bir tatmin sağlıyor anladığım kadarıyla Türkiye'deki çok ünlüler doğru, için bahsediyorum. Çok çok doğru. Keşke böyle olmasa. Evet, onun için yurt dışında. Bu kadar tatmin sağlamasa ve sizi ülkenizin sinemasıyla beraber uluslararası arenada yarışa teşvik edebilse bu benim ilk yıllarımdan daha sonraki yıllarda, daha doğrusu yeni yeni diyelim, gençlerin arayış içinde olduğu bir durum. Yani sinemayı dünyaya pazarlayabilmek, Türk sinemasını dünyaya pazarlayabilmek, Türk filmlerini dünya festivallerinde yarıştırabilmek, Türk oyuncularını işte yabancı koprodüksiyon işlerde gösterebilmek. Bu bir iletişim, bir alışveriş, bir girişimcilik hikayesi. Bu konuda en başarılı olmuş olan Türk dizilerini, televizyon dizilerini yurt dışına pazarlayan ekip. Onlar bu işte çok başarılı oldular. O girişimcilik ruhunu çok güzel ispat ettiler. Şimdi bizim gençlerimizde de böyle bir arayış var. Böyle bir girişimcilik ruhu gelişiyor ve gerçekten filmleri pazarlamak için
her türlü arenada yer bulmaya çalışıyorlar. Sinemamız için güzel bir şey. Böyle gelişir. Hani sadece iç pazara yönelik üretmek, ya yani iç pazardaki aldığınız o takdirle tatmin olmak değil, işinizi, mesleğinizi ya da kültürünüzü, aslında bir kültür alışverişi bu. Kültürünüzü uluslararası alanda pazarlayabilmek bence çok daha büyük bir başarı ve heyecan olsa gerek. Film seyreder misiniz? Çok. Daha doğrusu çok. Şöyle, nasıl seyredersiniz? Sinemaya gitmeyi mi seversiniz yoksa evde ne bileyim çekirdeğiniz yanınızda, ayağınızda pufuduk terlikleriniz uzatıp böyle hepimizin öyle bir kanalda resmi var değil mi? Aslında evde de seyretmeyi seviyorum ama doğrusu sinema salonunda seyretmek. Sinema salonunda seyrettiğim zaman daha bir hoşuma gidiyor. Çünkü orada diğer seyircilerle aynı anda bir ruhsal bir paylaşım yaşıyorsunuz. Sonra sosyalleşme imkanı buluyorsunuz. Daha bir yani sokağa çıkıyorsunuz, giyiniyorsunuz, taranıyorsunuz, kendinize bakıyorsunuz. Müşterek bir toplum içinde olacağım diye özeniyorsunuz. Bir de büyük bir perdede filmi seyretmenin zevki bambaşka. Gerçek, yani gerçek bu. Ben tavsiye de ediyorum. Tamam, evde seyrediyoruz, bazen tembellik yapıyoruz ama doğrusu sinema salonunda seyretmek. Peki siz daha ziyade Hollywood tarzı filmleri mi seviyorsunuz yoksa Avrupa sineması, ne bileyim Fransız filmleri, İtalyan o filmleri? O bende şey oldu, yani bir dönem Avrupa sinemasıydı benim çok etkilendiğim ve kendime daha yakın hissettiğim. Daha sonra Hollywood sineması oldu. Zaman zaman tabii ki yine Avrupa filmlerine şey yapabiliyorum ama yani filmine göre seçiyorum. İlla da bu olsun diyemiyor insan. Şimdi Hollywood'da karışık biliyorsunuz. Takip ettiniz mi bu ünlü yapımcı Oscar'lı Weinstein taciz etmiş oyuncuları, yapımcıları ve çok ünlü isimler de bu taciz skandalında itirafçı oldular. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow. Ne düşündünüz bunu okuduğunuzda? Bence gizli kalması bunun devam edeceğini, etse de nasıl olsa kimse duymayacak, nasıl olsa kimse bilmeyecek diye devam edebilirliğini sağlıyordu. Kimse başına gelen bir olaydan bahsetmedi. Halbuki bu açıklanınca daha dikkat edecek insanlar bundan sonra. Çünkü bunlar ahlaken gerçekten çok kötü şeyler. Yani insanı rencide eden, insan olarak utandıran, yani insan haysiyetine tecavüz bence. Dolayısıyla bunların yapılmaması ve kötü örnek olduklarının açıklanması iyi bir şey. Evet, iyi ki açıklandı. Bence yani daha doğru buluyorum. Açıklanmasını daha doğru buluyorum. Tabii bu arada birçok, yani kurunun yanında yaş da yanabilir, birçok insana da belki iftiralar da atılabilir. Ama bence dürüstlük çok daha... bundan sonraki insanların hiç olmazsa bu konularda daha dikkatli olmaları ve istismar edilmemelerini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Fakat insan çok sevdiği, uzun zaman izlediği, takdir ettiği birinin böyle enteresan şeyler yaptığını duyunca ya da yapmış olabileceğini düşününce çok ciddi bir soğuma, bir koz bir mesela. Evet. Çok büyük bir hayranlık duyduğum bir aktör. Kevin Spacey. Çok büyük bir aktör. Çok güçlü bir aktör. Öylesine büyük bir hayranlık duyuyorum ki ona karşı bugün böyle bir başımdan aşağı hani kaynar sular inmiş gibi. Hayal kırıklığı. Ay, keşke hiç bilmeseydim böyle bir şey dedirtti bana. Ama yine de dürüstçe bunların açıklanması, bundan sonra bu konularda diğer gençlerin istismar edilmemeleri için
doğru oldu diye düşünüyorum. Ne seyrediyorsunuz televizyonda? İşte en son şeyi seyrediyordum, House of Cards. House of Cards. Ama House of Cards'ın kaldırılma nedenini Kevin Spacey gibi gösterdiler. Ama değil, o değil bitiyordu zaten. Aynen, bitiyordu artık son dönemde. Sinner'ı seyrettiniz mi? Neyi? The Sinner. Hayır, daha henüz onu seyretmedim. Demek ki bundan sonra... Game of Thrones seyrediyor musunuz? Onu çok sevmiyorum. Böyle süpernatürel şeyleri tercih etmez misiniz? Sevmiyorum. Gerçek hayatla ilgili işler beni daha çok enterese ediyor. Başka ne seyredersiniz? Ertuğrul seyrediyor. El Mahkum. Evet. El Mahkum. El Mahkum olduğu için değil. Yok, gerçekten de gurur duyduğum için iftihar ediyorum. Ama onu herkes seyrediyor zaten. Doğru. Rating listelerinde de hep üst sırada çıkıyor. Peki galiba hepimizin ihtiyacı var. Geçmişte biz kimdik, nereden geldik, neler yaşadık, nelerle mücadele ettik, nasıl bu toprakları vatan haline getirdik. Bütün bunlar için galiba biraz tarihten bir şeyler izlemek ihtiyacımız var. Sadece okuyarak olmuyor yani. Seyahat desem? Ben bir seyyah olabilirmişim ya. O kadar çok seviyorum. Keşfetmeyi, öğrenmeyi, görmeyi, gezmeyi, tatmayı, yeni yeni şeyler bulmayı çok severim. Gittiğiniz yere, aynı yere sık sık gider misiniz yoksa hep değişik yerlere mi? Sık sık gittiğim tek yer Londra. Çünkü üç çocuk da orada okudu. Dolayısıyla oraya çok sık gitmek durumunda kaldı. Aslı Şah da Londra'da şimdi. Aslı Şah da orada. Daha önce Nesli Şah ve Gülşah da orada okudu. Çok sık gittik. Gittiğim yerde aradığım şeyleri bulunca hoşuma gidiyor ve tekrar gittiğim zaman devam ediyorum. Mesela Londra'da benim en çok hoşuma giden şey tiyatroya gitmektir. Hmm. En zevk aldığım şey. Onun biletleri daha önceden alınacak. İşte kaçıncı sırada olacak, orada mı seyredeceğim? Müzikalleri, işte sergiler oluyor, konserler oluyor. Hoşuma gidiyor. Peki İngiltere'yi seven biri olarak Amerika'ya ne diyorsunuz? O kadar sevmiyorum Amerika'yı ben. Tahmin yani, ediyorum. İngiltereci de çünkü yani çok Amerikacı değil. Avrupacıyım. Yani Avrupa'yı daha çok sıcak, daha kendime yakın buluyorum. Amerika bana biraz daha böyle uzak geliyor, yabancı geliyor. Bir de Amerika'ya doygunluğumuz filmlerden de. O kadar çok şehirlerini ezbere biliyoruz ki. Yani tekrar gideyim oraları yürüyeyim. Yeni bir şey keşfetmeyeceğim. Bir de her yer birbirine benziyor. Amerika'da New York'u, Los Angeles'a hariç tutarsak. Ama Avrupa'nın Hindistan kültürü. Hindistan'ı çok merak etmiştim ve çok hayal etmiştim. Ve nasip oldu, gittim. Ve hayran oldum. Hayran oldum çünkü o kadar farklı kültürler bir arada ve bir arada barışık yaşıyorlar. O beni çok şaşırmıştım. Onun dışında müthiş bir kültür birikimi oluşmuş. Zevk, renk, baharatlar, yiyecekler. Sever misiniz Sinti yemeği, baharatlı baharatlı? Uzak Doğu? Uzak Doğu'da Çin'i merak ediyordum en çok. Onu da gitmek, görmek Pekin, nasip Şangay oldu. Pekin'i gördüm, Şangay'ı gördüm, Japonya'yı gördüm. Tokyo. Tokyo'yu daha doğrusu. Afrika? Afrika'da hayır, sadece Mısır'ı gördüm. Diken ya Tanzanya lazım. Maalesef. Benim çocuklar, daha doğrusu Ender damadım ve Nesli Şah çok merak etmişlerdi bu safariyi ve gitmişlerdi. Daha sonra Engin Altan'ın böyle bir özel fotoğraf hobisinin olduğunu öğrendik. Müthiş bir fotoğrafçı. İnanılmaz bir gözü var. Nesli Şah eşiyle bir kez daha gitti. O kadar çok anlatıyorlar ki şimdi herhalde ilk seyahatte oraya gideceğim. Çok güzel. Müthiş etkilenmiş çok güzel. Nesli Şah. Zor ama çok keyifli. Evet. Yani görmek, gezmek seviyorum. Evet. Peki yemek olayına girelim biraz. Böyle sizi herkes çok yakından tanıyor ama biraz daha böyle hani özel, biraz daha çok bilinmeyen taraflarınızı sormaya çalışıyorum. Mesela yemek güzel, eliniz lezzetli midir? Vallahi ben mutfağa girdiğim zaman özenerek bir şey yapıyorum.
kendimden bir şeyler kattığımı düşünüyorum. Onları ikram ettiğim zaman ben yaptım, ben pişirdim diye gözlerinin içine bakıyorum. İlla bana itibar etsinler. Beğendim, çok lezzetli olmuş. Harika desin. Canım desinler diye. Peki en güzel yaptığınız yemek nedir mesela? Hiç bilmiyorum. Yani her şeyi yapmaya çalışıyorum. Mantı yapar mısınız? Yok artık, o kadar uzun boylu. Ben hazır bir şey abarttım. Hazır dolma sarar mısınız mesela? Onu da yapamam. Sarma. Onu da yapamam. Tostoz, yumurta kırıyorsunuz. Yok artık, ikisinin arasında çok... Makarna. Dolma sarmakla yumurta kırmanın arasında ciddi şey var. Onun için taze fasulye, zeytinyağlıları falan. Zeytinyağlı. Güzel yapıyorum. Ondan öyle sonra diyelim. Öyle İzmir diyelim. Köfte, ızgara. Ya bu saydıkların hepsini yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Peki en sevdiğiniz ev işi hangisidir? Yemek diyeceğim. En sevmediğiniz? Ütü. Gömlek ütüler misiniz iyi? Yani ütülememek için her türlü bahaneyi bulabilirim. Hakikaten ütü hiç sevmem. Sevmez. O bazıları için şey böyle o ütü huzur kaynağı. Huzur, evet evet. Huzur buluyorum ütü yaparken diyorlar. Ben de genel olarak bir böyle bir sevmediğim bir huyum var. Çok böyle dört dörtlük olması gerekiyor. Hmm. Dört dörtlük yapamadığım zaman sinirleniyorum. Onun için hiç yapmamayı tercih ediyorum. Maymun iştahlı mısınızdır? Yoksa bir şeyi tuttuğunuz zaman ya, sonuna kadar gitmek ben ister misiniz? Ben biraz zor karar veririm. Hmm. Çok fazla ince eler sık dokur, öyle düşünür böyle düşünür, gece uyumam, bir şey karar verdikten sonra bitti, tamam. Hmm. Onun en iyisini yapmam gerekiyor. Peki hobi? Hobi, sinema benim için hobi zaten. Yani her alanı benim için hobi. Ne bileyim, tahta onun oyma, dışında, boncuk yapma falan. Yok, o tarz şeylerim yok. Örgü örerim, tığ işlerim, onları ha. yaparım da. Onları artık hobiden saymıyorum. Son yıllarda hobi haline getirdiğim ve çok keyif aldığım bahçem var. Ha. Evet, orada doğal sebze yetiştirmeye çalışıyorum. Oh, harika, organik. Organik diyoruz ama artık organik ne kadar organik, doğal diyelim biz onu. Çünkü herhangi bir kimyasal kullanmıyorum. Artık böcekler yürüyor, bir şeyler tabii, oluyor tabii, ama. Tabii daha iyi. Ve o işte oradan aldığım salatalıktı, biberdi, domatesli. Onlar bana olağanüstü, yani toprakla meşgul olmak. Diyorum ki yaşlanmak bu demek galiba. Yaşlanınca toprağa yaklaşmak için yavaş yavaş gideceğiz nasıl olsa, ben şimdiden alacağım. Korkar mısınız ölümden? Ya da ölüm tabii, sizin için tabii. Korkar ölümden mısınız? Korkmuyorum desem yalan olur. Korkuyorum çünkü yani sevdiklerimi bırakıp gitmek gibi bir şey, yani bilmiyorum. Peki ama, tekrar buluşma falan? Yani bizim dinimizde yani tekrar reenkarnasyon yok, diye... Yok yok, öteki tarafta tekrar bir araya gelme. Elbette ona inanıyoruz, ona inanıyoruz. Zaten inanmadan yaşanmaz değil mi? Mümkün değil, mümkün değil. Allah gecinden versin. Cümlemize çünkü genç ölümü çok daha zor, hı-hı, ağır. Belli bir yaşa gelmiş, belli bir olgunlukta, belli bir yaş yaşamış insanlar için hani daha nispeten katlanılabilir bir şey. Ama genç insanları kaybettiğimiz zaman gerçekten çok yüreğimizi burkuluyor. Haber seyredebiliyor musunuz? Ediyorum ve haberlerden de hiç hoşnut değilim. Çünkü ölüm, kaza... Ve işte bir felaket haberleri daha çok önde. Tabii ki en çok içimizi burkan da şehitlerimiz. O çok ağır geliyor, çok zor geliyor. Çünkü gencecik, pırıl pırıl insanlar. Ateş düştüğü yeri yakar ama ateş galiba Türkiye'de her eve düşüyor ve yakıyor insanın içini. Onun için genç ölüm derken biraz da onlardan söz etmek istedim. Haberlerde biraz da ülke olarak, ülke insanı olarak bizi, moralimizi daha yüksek tutacak, bizi birbirimize daha yaklaştıracak, birbirimizle ilgili empati kurmamızı sağlayacak ya da müştereken yapabildiğimiz şeylerin gösterilmesini istiyorum biraz. Hmm.
biraz böyle şey, bizi yukarı kaldıran şeyler istiyorum. Çok fazla acı haberler var. Hı hı. İşte kadınların öldürülmesi. Çocuklar, annelerinin çocuklara, ben de annelerin çocuklarına ya da çocukların maruz bırakıldığı muamelelere tahammül edemiyorum. Evet. Çok acı duyuyorum ama... Geçen gün televizyonda yine haberlerde bir şey seyrettim ben. Etkiledi beni açıkça, bahsediyorum gayri ihtiyari. Bir yan kesici, dilenci kadın yakalanmış karakolda, ifadesini alıyorlar. Kucağında bir tane bebek. Bu kadar rahat, o kadar hiç aldırmıyor. Ya yani ifade veriyor ama yani ne diye beni tuttunuz der gibi bir hali var. Soruyorlar ona günde kaç para kazanıyorsun diye. 500 lira diyor. Ondan sonra bizim polisler hesap edemediler. Ayda 6000 lira mı kazanıyorsun dediler. He diyor, o kadar niye çalışayım ki diyor. Niye çalışayım ki dedi arkasında. Öyle. Yani tamam, anladık. Bu bebeğin günahı ne? Onu o soğukta, o sokaklarda nasıl sen, nasıl bir vicdan bu? Nasıl bir annesin sen? Yani bunlar dediğin gibi çocuklara yapılan haksızlıklar dedin ya, insanın çok ağrına gidiyor. İşte mutsuz olduğu için evliliğini sonlandırmaya karar vermiş kadına yapılan zulümler ve işkenceler, hatta ölümle neticelenenler. Onların hepsi ciddi insanlık dramları ama sadece bizim ülkemizde yaşanmıyor. İnsanlık dramı olduğu için dünyanın her yerinde benzer şeyler ne yazık ki var. İstedikleri kadar ileri ülkeler olsunlar, istedikleri kadar demokrat olsunlar, istedikleri kadar eğitimli olsunlar. Ne yazık ki bu tür vakalar maalesef yaşanıyor. Her yerde yaşanıyor. Maalesef. Bizim ülkemizde daha az yaşanması temenni edelim. Bizim temennimiz o olabilir. Biz dediğim gibi konuşmamın başından beri hep aileden söz ediyoruz. Aile sevgisi almış, aile güvenliğini yaşamış insanların gelecekleri çok daha farklı oluyor. Onun için aile birliğini devamlı vurguluyorum. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Size ben bir seve seve kitap armağanım olacak efendim. Kedilerle Sohbetler, bir roman. Doğan Kitap'tan, Altın Kitap'tan mı çıkmış? Bakayım, Doğan Kitap'tan, Altın Kitaplardan evet, mı çıkmış? Evet, Altın Kitap. Kedilerle Sohbetler. Ay gözlüğünü sevsinler, çok şeker. Çok teşekkür keyifli ediyorum. Keyifli okumanızı bir önceki diliyoruz. Programda, beraber olduğumuz programda yapılması gereken 100 film, seyredilmesi gereken 100, yapılması gereken 100, evet. Onları armağan etmiştin. Onlardan çok yararlandığımı söylüyorum. Ay çok sevindim. İnşallah bu da keyifli öyle. Okursunuz. Hepimiz hayvanları çok seviyoruz. Hayvan haklarıyla ilgili de izlediğimiz, duyduğumuz olumsuzluklar karşısında hep beraber üzülüyoruz. Sadece üzülmekle de kalmıyoruz. Bunu yapanların da cezalanmasını sağlıyoruz. Onun için çok teşekkür ederim. Çok faydalı oldu biz bana. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sizi programımızda ağırlamak bir şeref ve çok mutlu olduk. Bunu söylemek isterim. Hep bizimle olun. Hep umut dolu gözlerle bakın bize. Önemlisiniz, biliyorsunuz bunu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kısacık bir ara vereceğiz efendim. Kısacık bir aranın ardından burası hafta sonu devam edecek. Hayatını kaleme aldı. Sendeki Ben isimli yeni kitabıyla oyuncu Leyla Bilginel burası hafta sonuna konuk oluyor. Aile yaşamını ve gelecek planlarını birazdan Oğlum Talio anlatıyor. Aşk girecek bir şekil kanıma, bu defa onu affetmeyeceğim. Türk popunun önemli kadın vokallerinden Sibel Tüz'ün keyifli sohbetiyle Oğlum Talio konuk oluyor ve sevilen şarkılarını burası hafta sonunda seslendiriyor.